Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda yumurtasız çıtır börek tarifi var. Çıtır çıtır nefis bir lezzet. Çok beğeneceksiniz sizler de. Tarifimiz için geniş bir kap alıyorum. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Ve hepsini birbirine iyice karışıncaya dek çırpıyorum. 1 su bardağı un ilave edip üzerine 1 paket kabartma tozu, biraz da tuz döküyorum ve çırpma teli ile karıştırıyorum. Unumuzu ilave etmeye devam ediyorum. 2. su bardağı unu, 3. su bardağı unu da kattıktan sonra çırpma telimizle karıştırmayı bırakıyorum. Artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. 4. su bardağı unumuzu da ilave ederken yoğurmaya da devam ediyorum. 5. su bardağımıza geçiyorum. 5 su bardağı un yeterli geldi. Hamurumuz ele yapışmayan bir kıvamda, ipek gibi hazır. Artık tezgahıma alıyorum ve biraz da orada çok az bir un ilavesi ile yoğurup parçalara ayırabilmek için form veriyorum. Hamurumuzu 2 eşit parçaya böldüm. Diğerini kenara ayırıp İlkini de 6 eşit parçaya ayırıyorum. Hamurumuzdan 2 şekilde börek hazırlayacağım. Bunun için ilk hazırlayacağım tepsideki böreğimiz 6 kat hamur ile hazırlanacak. Bunun için 6 eşit parçaya böldüğüm hamurlarımızı yuvarlak form verip hazırladım. Diğerini de tekrar parçalara ayırıyorum. Bunu da 8 eşit parçaya bölüyorum ve yuvarlak şekil vererek hazırlıyorum. Hamurumuz artık hazır. Şimdi üzerine fırın kağıdı kapatıyorum ve hava sıcak olduğu için çabuk kurumasın. Sizler dilerseniz bir ıslak havlu da örtebilirsiniz. Hamurumuzu açmaya başlıyorum. Hamurumuzu açarken nişasta kullanıyorum ve tabak büyüklüğünde açıyorum. Açtığım her bir hamur parçasını tepsiye yerleştiriyorum. İkinci hamurumuzu da aynı şekilde nişasta serperek tabak büyüklüğünde açıyorum. Açtığım hamuru diğer hamurun üzerine kapatıyorum. Üçüncü hamurumuzu da aynı şekilde hazırlıyorum. Üst üste gelecek şekilde hamurlarımızı tepsimize seriyorum. Dördüncü hamurumuzda sıra. Dördüncü hamurumuzu da tabak büyüklüğünde açıp gene tepsimize diğer hamurun üzerine seriyorum. 5. hamurumuzu da açalım. Hamurumuz ipek gibi bir hamur. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla açılıyor. Hiç zorlanmadan genişletebiliyorum. Ve sıra son hamurumuzda. Hiç oklava kullanmamış ve hamur açmamış olan herkes bu böreği kolaylıkla yapabileceksiniz. Üst üste koyduğumuz 6 adet hamurumuzu alıyorum şimdi tezgahımıza ve tek bir yufka şeklinde açacağım. Merdane ile açıyorum ve gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde genişliyor. Dilerseniz sizler oklava ile de genişletebilirsiniz. Ben hiç zorlanmadan çok kolaylıkla istediğim genişliğe getirebildim. Sizler de
Mutlaka deneyin. Bu sıcakta börek yenir mi demeyin. Hiç yumurta kullanmadık. O yüzden çok hafif, çıtır çıtır, nefis bir börek tarifi. Böreğinizde kullanacağınız iç malzemesi kendi damak zevkinize uygun olabilecek her şey olur. Ben iç malzemesi olarak lor peynir kullandım ve lor peynirimi de kendim hazırlamıştım. Nasıl yapılır? Yukarıdaki butondan tıklayıp hemen tarifine ulaşabilirsiniz. İçerisine maydanoz doğradım bolca lor peynirimizin. Maydanoz sevmeyenler doğramayabilir. Hiç maydanoz katmadan sadece lor peynir ile de iç malzemesi yapabilir. Peynirlerimizi hamurumuzun üzerine dizdikten sonra gördüğünüz gibi rulo şeklinde sararak ortaya doğru kıvırıyorum. Her iki ucu da aynı şekilde rulo şeklinde kıvırarak ortada buluşturacağım. Evet, çok sıkı olmayacak şekilde sararak hazırladım ve tam ortadan kesiyorum. İki ruloyu birbirinden ayırıyorum ve rulolarımızı tekrar sararak tamamlıyorum. Böreğimizi pişireceğimiz ilk tepsimizi getiriyorum ve tabanına fırın kağıdı serdim. Gördüğünüz şekilde dilimlere ayırarak böreğimizin ilk şeklini veriyorum. Tepsimize de dizelim. İkinci rulomuzu da aynı şekilde 3 parmak genişliğinde dilimler şeklinde keserek hazırlayıp tepsimize diziyorum. Eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar dolapta dinlendirin ve sonrasında fırına götürebilmek için hazırlayın. Ben vaktimiz olmadığı için hemen yağını üzerine döküyorum. 175 gram tereyağı erittim. Bu tereyağını hazırladığım ruloların üzerine döküyorum. Yağımızı döktükten sonra rulolarımızın üzerine çörek otu serpiyorum. Dilerseniz susam da kullanabilirsiniz. Şimdi fırına gidiyoruz. Diğer hamurlarımızı dörder kat şeklinde hazırladım. Onları da şimdi genişleterek ikinci tepsi böreğimizin hazırlığına geçiyorum. Gene merdane yardımı ile iyice genişletiyorum. Ve hamurumuzun üzerine nişasta serperek hamurumuzu açıyorum. Ortadan ikiye keserek gene kenarlarına iç malzememizden yerleştiriyorum. Lor peynir kullanıyorum iç malzemesi olarak. Sizler farklı bir malzeme kullanabilirsiniz. Gene rulo şeklinde kıvırarak hazırlıyorum. Bu sefer gül böreği şeklinde yuvarlak olarak şekil veriyorum. İkinci parçamızı da aynı şekilde iç malzemesini yerleştiriyorum. Ve rulo şeklinde kıvırarak hazırlıyorum. İkinci tepsi böreğimizi borcam içerisinde pişireceğim. Borcamın tabanını tereyağı ile yağlıyorum. Ve kıvırarak hazırladığım hamurumuzu yerleştiriyorum. İkinci dört kat hamurumuzu da aynı şekilde genişletiyorum.
gördüğünüz gibi çok elastik ve çok kolay açılabilen, elinizle bile kolaylıkla, rahatlıkla genişletebileceğiniz nefis bir hamur hazırlamışız. Çok hoşuma gitti. Sizlerin de çok hoşuna gideceğinden eminim. Lezzeti de kıyır kıyır çok güzel bir hafif bir börek oldu. Sizler de mutlaka bu böreğimizi hazırlayın ve yapın, sevdiklerinize tattırın. Evet, diğer rulolarımızı da hazırlayalım. Ev yapımı lor peynir kullandım. Nasıl yapılır? Kanalımda tarifimiz var. Mutlaka sizler de kendiniz hazırlayıp yapın. Evet, rulolarımızı tepsimize yerleştirdik. Şimdi fırına gitmeden önce ben parçalara ayırıyorum. Altı eşit parçaya kestim ve üzerine tereyağımızdan her yerine gelecek şekilde kaşık yardımı ile döküyorum. Evde tereyağınız yoksa kaliteli bir margarin de kullanabilirsiniz. Ama tereyağı ile çok daha lezzetli ve çok güzel bir lezzet elde edeceksiniz. Böreğimizin üzerine gene çörek otu serpiyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Evet, ikinci tepsimizi de 180 derecelik fırında 45 dakika kadar pişireceğim. İlk tepsimiz pişti ve fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Ve kat kat bir şekilde pişmiş. Katları görebiliyorsunuz. Harika bir dokusu var, çıtır çıtır. İkinci tepsimizi de çıkarıyorum. O da çok güzel pişti. Mis gibi evimizi börek kokuttuk bugün. Sizler de bu güzel lezzetimizi mutlaka deneyin ve sevdiklerinize tattırın. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.